Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hemen yan tarafımda görmüş olduğunuz Philips'in özellikle ve özellikle ki burada bir tane Xbox One Series S konsol bulunuyor. Konsollarla beraber çalışabilen özel monitörünü inceliyoruz. Tabii bu yanlış anlaşılmasın. Bu ürünü sadece konsollarla değil, isterseniz bilgisayara da bağlayıp kullanabilirsiniz. Ama asıl geliştirilme amacı konsollarla uyumlu bir şekilde çalışabilmek ve özellikle ve özellikle yeni nesil dediğimiz 4K desteği sunan konsollarla beraber çalışmak arkadaşlar. Şimdi ürünün tam ismini söylemem gerekirse Philips 278M1Z Momentum olarak geçiyor arkadaşlar. Birazcık ben her zaman olduğu gibi bir genel görünüm yani fiziksel görünümden bahsetmek istiyorum. 27 inçlik adından da anlaşılacağı üzere yaklaşık olarak 68.6 cm'ye tekabül ediyor. Bir monitör bizleri karşılıyor. 4K desteği var. Zaten özellikle yeni nesil dememizin esprisi buydu. Bir pivot özelliği mevcut. Yani yukarı aşağı hareket edebiliyor bu monitörümüz. Arka tarafındaki özel bir mekanizma yardımıyla. Yani bu monitörü aldığınız zaman ekstradan pivot özelliğini almanıza gerek yok. Aynı zamanda hemen şöyle ekranda da göstereyim. Sağa ve sola da hareket edebildiğini söyleyelim. Bu sağ ve sol hareket yardımıyla da hani masaya koyduğunuz zaman istediğiniz şekilde ayarlamanız da mümkün olabiliyor. Ya da mesela bir arkadaşınıza bir şey göstereceksiniz. Abi gel şuradan diyorsunuz. Belli bir açıya kadar bakın. Şurada da şu an durdu. Burada da şu an durdu. Belli bir açıya kadar sağa ve sola hareket ettirebiliyorsunuz. Aynı zamanda şöyle öne ve arkaya doğru da bir şu anda gördüğünüz gibi bir hareket imkanı sağlanıyor. Bir de yukarı aşağı dediğimiz o pivot hareketinde şöyle mesela şöyle yapalım ya da şöyle belli bir noktada yaklaşık olarak bir 30-35 santimlik bir mesafede bu hareketleri bu monitörle beraber yapabiliyorsunuz. Philips'in bu Momentum kod adlı ürünle ilgili söylemek istediğim güzel bir detay. Arka tarafta böyle kabloları toplamak için bir özel bir bölüm tasarlanmış. Şimdi biliyorsunuz buna bir sürü kablo bağlıyorsunuz. İşte ses kablosuydu, şuydu, buydu, HDMI'di veya farklı bağlantıları da var. Onları da birazdan söyleyeceğim. O kabloları buradan arka taraftaki özel bir böyle kablo toplayıcı yuva var. Oradan geçirdiğiniz zaman böyle arka tarafta hani kablo kalabalıklığı da olmamış oluyor. Biz daha çok HDMI ile kullandık ama farklı bağlantıları da destekliyor. İsterseniz biraz da onlardan bahsedeyim arkadaşlar. Cihazın üzerinde 4 adet USB çıkışı bulunuyor. Bowers & Wilkins hoparlör sistemi var. Yani ses olarak da alabiliyorsunuz. 2 tane HDMI bağlantımız olduğunu söyleyelim. 1 tane display portumuz var. Onu belirtmekte fayda var. 4 milisaniye tepki süremiz var. Ve 178 derecede IPS bir panel olduğu için 178 derece mesela şöyle çevireyim ben size. Şu anda görüyorsunuz tam ekranda 178 dereceye kadar görüntüleri net bir şekilde görmüş oluyorsunuz. Bunun birazdan detaylarını da size göstermiş olacağız arkadaşlar. Şimdi 60 Hz'lik bir yenileme hızımız var. Parlaklık değerimiz ise 350 nit olarak belirlenmiş durumda arkadaşlar. AMD FreeSync desteğiyle geliyor ve oyunculara özel bazı fonksiyonları bulunuyor arkadaşlar bu ürünün. Mesela oyunlar için optimize edilmiş Smart İmaj modu var. Bu Smart İmaj modunda şöyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Biz oyunlarda da denedik. Özellikle karanlık oyunlar oynarken veya karanlık ortamlarda bir oyun içinde karanlık bir ortama girdiğinizde koyu renkli alanlar otomatik olarak açılıyor arkadaşlar. Ve bu sayede siz de hani mesela bir düşmanı göreceksiniz. O karanlıkta göremeyebiliyorsunuz ama Philips'in bu Momentum monitörü sizlere bu konuda yardımcı olmuş oluyor. Bu da güzel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Flicker Free teknolojisi var. Gözleriniz yorulmuyor oyun oynarken. Onu söyleyelim. En önemli özelliklerinden bir tanesi ki bence en ilginçlerinden bir tanesi bu. Ambiglow özelliği var. Şimdi biliyorsunuz Philips'in televizyonlarında Hue isimli bir teknoloji kullanılıyor. Arka tarafında bir LED lambaları var ve televizyondaki görüntüye göre isterseniz tabii ki bunu böyle ayarlarsanız bu televizyonun arkasındaki LED'ler de o renkleri alıyor ve siz özellikle film izlerken ya da bir manzara işte videosuna bakarken ya da o anki ekrandaki renk yoğunluğunu duvarınızda görebiliyorsunuz. İşte bu üründe de aynı özellik var. Orada Philips Hue diye geçiyordu. Burada ise Ambiglow adı verilmiş. Ambiglow özelliğinde isterseniz sabit bir renk atayabiliyorsunuz. İstiyorsanız ekrandaki bir rengi de alıp da atayabiliyor. Böyle çeşitli modları da var ve kolay bir şekilde de bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bence çok güzel olmuş. Yani özellikle hani televizyon tarafında bunu kullananlar, ben monitörümde de bunu istiyorum diyorlarsa çok iyi bir seçenek olduğunu söyleyebilirim Philips'in bu Momentum serisinin. Şimdi bütünleşik hoparlör var dedik. Bir sesi de epey iyi bu arada onu söyleyelim. Bayağı iyi bir ses veriyor. Şimdi biz her zaman yaptığımız gibi bu özellikle telefonlarda, tabletlerde, bilgisayarlarda yaptığımız ses testini bir yapalım.
ses şiddetinde siz de görmüş olun arkadaşlar. Şimdi ürünün ağırlığı 6.7 kilogram. Özellikle ayak kısmı çok sağlam bir şekilde tasarlanmış. Onu söyleyeyim. Bence bu iyi olmuş. Çünkü neden? Biliyorsunuz cihaz büyük olduğu için, kendi ağırlığı da yüksek olduğu için iyi bir taşıma gücüne ihtiyacı var. L şeklinde geliyor ama bu L'nin ucunda da bir T şeklinde de bir dengeleme bölümü yapılmış. Ve çok rahat bir şekilde, sağlam bir şekilde masada duruyor ve hani bu az önce gösterdiğim sağa sola çevireyim, yukarı aşağı oynatayım gibi aksiyonları yaparken de sıkıntı yaşamıyorsunuz. Onu da söylemiş olurum. Son olarak merak ettiğiniz şey şudur diye düşünüyorum. Fiyat meselesinden biraz bahsedelim. Şimdi biz bu ürünü incelediğimiz tarihteki Philips'in bu modelinin fiyatı yaklaşık olarak 4000 TL'ydi arkadaşlar. Muadillerine baktığımızda birazcık yüksek bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Ancak sunduğu özellikler ve AmbiGlow özelliğinin de geliyor olması önemli artılarından bir tanesi arkadaşlar. O bakımdan hani ya fiyatı biraz yüksek ama hani örnek veriyorum 3000 liraya, 3500 liraya bir şey alacağım ama 4000 liraya bunu alır mısınız? Eğer böyle yeni nesil konsol kullanıyorsanız, ki biz burada Series S kullandık ama duyuyorum sesinizi, ya Series S zaten 4K çıkış vermiyor der gibisiniz. Evet, Series S'te böyle bir özellik yok ama Series X ya da PlayStation 5 aldığınız zaman 4K desteğini göreceksiniz. Bizim elimizde bu olduğu için biz bunu taktık. Öyle bir konsolunuz varsa ve ben böyle hani masada bilgisayara da bağlayayım, aynı zamanda konsoluma da bağlayayım, istediğim zaman oyun da oynayayım, istediğim zaman işimi de göreyim diyeceğiniz bir monitör arıyorsanız güzel bir seçim olmuş. Zaten bu tarz monitörler birazcık pahalı. Belki 60 Hz, 120 Hz meselesine takılmış olabiliriz. Evet, o frekans tazeleme hızı birazcık düşük ama bunun ben çok 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 büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bunu da eklemiş olalım arkadaşlar. Evet, bu videoda özellikle konsollar için geliştirilmiş, daha doğrusu yeni nesil konsollar için geliştirilmiş Philips'in Momentum serisi 27 inçlik monitörünü inceledik arkadaşlar. Sizin de bu monitörle ilgili merak ettiğiniz, kafanıza takılan şöyle bir şey olur mu, böyle bir şey yapılabilir mi gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı, çoğunuz değilsiniz biliyorum, lütfen, lütfen diyorum buradan bir kez daha söylüyorum. Abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.